kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutlarda gaza bayraklarından, alnına ışıklar vuranlarındır. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, saygıdeğer daire amirleri, kıymetli misafirler, çanımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları çelenk sunma törenine hoş geldiniz. Sayın Kaymakamım, tören programını arz ediyorum. 1. Atatürk anıtına çelenk sunulması. 2. Saygı duruşu ve istiklal marşı. 3. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün konuşması. 4. Kapanış. Arz ederim. Tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı bir yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir. Çelenklerin sunulması. Kaymakamlık makamı çelenge. Arz ederim. Belediye Başkanlığı çelengi arz edildi. Çok içeri girmeyin, geçin. Sizleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve bu vatan uğrunda şehit düşen ya da gazi olan kahraman Mehmetçiklerimizin manevi huzurunda 23 Eylül Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Mevlânettin II. yönetiminde bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Bayrak flama as. Dikkat. Thank you.
filama al. Rahat. Bu dağlarda biz yaşarız. Bu dağlar bizim dağımız. Namusumuz temiz. Bayrağımız hür. Analarımız, karımız, kızımız, kısrağımız burada erkekçe dövüşür. Çan Belediye Başkanı Bülent Özü konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, değerli katılımcılar, sevgili canlılar. Çan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli hemşehrilerim, unutulmamalı ki 23 Eylül sadece düşmanın kovulması değildir. Ötesinde anlamlar taşıyan bir tarihtir. Alabildiğine cesaret, unutulmaz bir kahramanlıktır. Atalarımızın mücadelesini can vererek elde edilen özgürlüğümüzü anlatır. Bu topraklarda hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım dizelerinin gerekçesidir. 23 Eylül sadece Çan'ın ve ülkemizin kurtuluşuna değil, Cumhuriyetimize de giden bir kurtuluştur. Değerli Çanlılar, İnsanlar özgür, hür ve bağımsız yaşamalıdır. Atatürk'ün ifadesiyle bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır. 23 Eylül'de Çanlıların bağımsızlığını hak ettiği tarihtir. 98 yıldır bu topraklarda rahat nefes alabiliyorsak, bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak, şehit Hamdi Beylilerin, Osman Çanelilerin ve Çanlı kahramanların sayesindedir. Ruhları şad olsun. Şehitlerimiz, gazilerimiz ve kahramanlarımız ebedi alemde huzur içinde uyusun. Atatürk'ün bir sözünde ifade ettiği gibi, hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir. Kanla, canla, çileyle, yoklukla sınanan Çanlılar önlerindeki sınavı 98 yıl önce başarıyla geçtiler. Onların torunları, evlatları olan bizler bu topraklarda onlar sayesinde nefes alıyoruz. Çanı düştüğü yerden kaldıranların evlatları Çanı yükseğe çıkarmaya kararlıdır. Çan çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle her türlü zorluk imtihanını başarıyla geçecek güçtedir. Çünkü muhtaç olduğu kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Saygıdeğer hemşehrilerim, şehit kanları ile sulanan topraklarımıza, esaret zincirlerini kıran atalarımıza vefa borcumuz devam etmektedir. Tutsaklığa son verilen, düşmandan kurtarılan bu toprakları daha da güzelleştirmek için katkı sunmak, taş üstüne taş koymak bir mecburiyettir. 98 yıl önce yaşadığımız bayram gibi Çan'ı daima bayram yerine çevirmeliyiz. 98 yıl önce ayrımsız, el ele, hep birlikte kazananlar gibi birlik ve beraberliğimizi yüceltmeliyiz. 98 yıl önce bu toprakları yurdumuz yapmak için toprağa düşenlere layık olmak için yurdumu, milletimi özümden çok sevdim demeye ve bunu tüm benliğimizde hissetmeye devam etmeliyiz. Yürekleri bağımsızlık ve vatan aşkıyla dolu atalarımızın bizden beklediği işte budur. İşte o zaman medar-ı iftarımız, onurumuz, övüncümüz ve sevincimiz olan 23 Eylül daha anlamlı olur. Bu duygularla Osman Efendilerin, Şehit Hamdi Beylilerin, Çan'ın Kuvayi Milliye Kahramanlarının hakları dilerim bize helal olsun.
başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, çanı vermemek için canından can verenlere selam olsun. Sizleri omuzlarımızdaki ağır sorumlulukla, atalarımıza ve Atatürk'ümüze duyduğumuz büyük şükranla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlu olsun. Belediye Başkanımız Bülent Öz'e teşekkür ediyorum. Bizler biliyoruz ki bu vatan uğruna canını feda eden binlerce şehide borcumuzu ödeyemeyiz. Bugün bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak ve rahat nefes alabiliyorsak bu onların eseridir. Sizler rahat uyuyun. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçileri olan insanlar bu vatana, bu topraklara sonsuza dek sahip çıkacağız. Sayın Kaymakamım, değerli konuklar, koronavirüs tedbirlerine uygun olarak Çam Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan Kurtuluş Günü etkinlikleri şunlardır. Saat 10, Osman Efendi büstüne çelenk sunumu ve eski çam fotoğrafları sergisi açılışı ve tüm camilerde şehitlerimiz için sela okunması. Saat 10.30, Osman Efendi mezar ziyareti, eski mezarlık. Saat 11, eski belediye başkanları mezar ziyareti, şehir mezarlığı. Saat 12.30, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne kadar vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz anısına Çarşı Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunması. Saat 14.30 Çanlı müzisyenler eşliğinde belediye araçları korteji ve kortej bitiminde mahalleler arası müzik şöleni. Saat 19 bisiklet turu Atatürk Şehir Meydanı. Saat 20 tenis turnuvası ve ödül töreni Kale Seramik Sosyal Tesisleri. Sayın Kaymakamım, çelenk sunma programımız burada sona ermiştir. Arz ederim.